Sayın Münir Bey, bu kavuğun elimde hissediyorum 250 gram, 300 gram kadar bir ağırlığı olduğunu hissediyorum. Fakat gerçekte bu kavuğun başka bir ağırlığı var. Başka bir anlamı var. Evet. Ben bu kavuğu size takdim etsem, bu kavuğun gerçek ağırlığını, gerçek anlamını lütfeder bize siz anlatır mısınız? Buyurun efendim. Bu 600 senelik bir kültürün, bir temaşa sanatının, tuluatın sembolü olmuş. İsmail abi bana verdi. Ben böyle kutsal bir emaneti devam ettireceğim. Elimden geldiği kadar tuluat tiyatrosunda çalışacağım. Gençler yetiştireceğim ve ben de en yetenekli bulduğuma bunu devredeceğim. Ne zaman vermişti ve ne demişti size? Kandilliger oyununu oynuyorduk. Geldi, seyretti. Sonra ikinci gelişinde meğer bunu verecek kendisine bir çırak arıyormuş yahut kalfa arıyormuş. Ne tabir ederlerse bilmiyorum. Ben dedi seni seyrettim. Sen dedi kitaplı tiyatrodan geldiğin halde dedi bu işi başardın. Oradan daldın, buradan çıktın dedi. Karşında acemi olursa dedi pişeker oldum dedi. Usta adam gelirse dedi kavuklu oldun dedi. Oradan daldın, buradan çıktın dedi. Bu işi yaptın dedi ve kitaplı tiyatrodan geldiğin halde dedi bunu büyük bir aşk duyuyorsun. Dikkat et buna dedi. Başardın bence dedi. Ailenizin galiba tüm bireyleri, özellikle anneniz hanımefendi, sizin tiyatrocu olmanızı hiç istemiyordu. Aslında evet. O sizin bir paşa olmanızı istiyor idi. Kendisi bir paşa kızı idi. Babası paşa idi. Ve hep gönlü isterdi ki oğlum da bir paşa olsun. 15 yaşına kadar paşa olacağım diye yetiştim. Paşa olacağım. Fakat bu sinema ve tiyatro merakı başlayınca olamayacağımı anladım maalesef. Annemi razı etmek çok zor oldu. İleride de çok çok bunalımlara düştüm bu yüzden. Çünkü annem başarımı görmeden vefat etti. Acaba çocukluğunuzda gerçekten paşa paşa bir çocuk oldunuz mu? Hiç olamadım işte. Rahmetli annemle babamı hep ben üzdüm. O kadar üzdüm ki hatta ölümlerine sebep oldum. Duygusu içindeyim. Bu beni hep rahatsız eden bir şey. Halbuki değildim. Tarafsız olarak baktığım zaman. Ama onların istediğini olamamak bende bu duyguları yaratmıştı. Münir Bey ilk gördüğünüzde benim karşıma bu beceriksiz acemi çocuğu çıkardılar diye ağladınız. Hatırlıyor musunuz? Evet. Bir partnerimiz vardı. Benim partnerim vardı. Tiyatrodan ayrıldı. Yerine de Münir'i getirdiler. Ben çok alışmışım partnerime. Tabii başka biriyle oynamak istemem zaten ama prova yapacağız. Münir katiyen prova yapmıyor. Yapamıyor yani. Münir diyorum yani nasıl olacak bu iş diyorum. Ben prova yapamam diyor. Ben de o zaman biraz kendimi galiba çok mu beğeniyordum Münir'i. Ya ama eşsiz bir Ermeni taklidi yapardım. Ermeni de öyle Estağfurullah. Evet prova yapmıyor ve ben oynayamayacağımı söyledim yani. Sanki sanat hayatım söyleyecekmiş falan gibi geldi bana. Ve epey gözyaşı döktüm. Sonra provalarda olmadı. Hatta son provada bile kostümlü prova yapıyoruz. Biz sabaha kadar prova yaptık. Münir yine prova yapmadı. Mecburen oynadım yani ölecek falan zannettim kendimi. Sahneye çıktık. Benim zaten heyecandan elim ayağıma dolaşmış. Fakat Münir karşımda Münir gitti. Birden sanki bir dev sanatçı var karşımda. Şaşırdım ve utandım da artık benim elim ayağım titremeye başladı. Bilmem onu hatırlıyor musun? Heyecandan ayaklarım öyle titriyor ki pabucum ben de oturan bir müşterinin kucağına pam. Benim bunu hatırlıyor musun? Vallahi hatırladım. Piyes bitti. Çok heyecanlıyım. Kusura bakmayın. Yani çok enteresan bir olay. Piyes bitti. Herkes Münir'i tabii tebrik etti. Çok mükemmel bir sanatçı vardı karşımızda. Babam diye başlayayım da yalnız babama anlatması çok zor. Geçen sene de bir edebiyat dersinde, Türkçe dersi daha doğrusu, kompozisyon ödevi verilmişti. Bir yakınınızı, sevdiğiniz bir kişiyi tanıtın diye hemen aklıma babam geldi. Ondan sonra yazdım falan. Sonra bir baktım okudum bir şeye benzemedi. Beceremedim. Babama anlatması çok zor geliyor bana ama hani herkese babası üstün gelir, benim babam iyidir der. Fakat benim babam gerçekten, ne bileyim, babaların en iyisi gibi geliyor bana. Gerçekten de öyle. Teşekkür ederim. Şimdi o kadar mutluyum ki, 40 senemi vermişim ben bu
Çok sevdiğim bir işe. 40 sene oynamışım. Doyamamışım ve bu 40 sene bu millet beni geçindirmiş, bakmış bana. Demek ki sevilmişim. Bu mutlulukların en büyüğü. Ve burada çok şerefli bir şekilde bana, halkıma, milletime bundan dolayı teşekkür etme imkanını veriyorsun.